Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi tanımak isteriz. Kenan Bey, öncelikle şöyle bir şeyle söylemek istiyorum izninizle. Tabii ki. Dün benim doğum günümdü. Ve insanların doğum günlerinde özel arkadaşları tarafından, ailesi tarafından hediyeler verilir bilirsiniz. Benim bugüne kadar aldığım en büyük hediyem bu. Düşünsenize, Türkiye tarafından en çok izlenen bilgi yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu'yla yarışıyorsunuz. Bu benim için muhteşem, inanılmaz bir hediye. Çok teşekkür ederim. Şeref duydum, onur duydum, mutlu oldum. O şeref oldum. Bize ait efendim. Çok teşekkür ederim. Serdar Şimşek. Mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim. Nasıl yaşınızın ilk günü, nasıl geçiyor? Çok güzel bayağı geçiyor. Bayağı farklı değil mi? Evet evet, çok güzel geçiyor. Muhteşem geçiyor. Unutulmayacak bir gün benim için. Ben Serdar Şimşek, Adana doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladım. Adana'da hayatıma başladım diyebilirim. Dönüm noktam Adana'da. Adana'da pazarda soğuk su satarak çalışma hayatına başladım. Ve orada bir dönüm noktam oldu Kenan Bey. Ne oldu? Şimdi Kenan Bey, biz termoslar var, mavi termoslar. Hı hı. Onlara buzları koyuyoruz. Evde su doldurup pazarda, Adana çok sıcak, pazarda soğuk su satıyoruz. Hı hı. Tabii bağırıyor, soğuk su, soğuk su, soğuk su. Neyse, vatandaşlar da bize bizden istiyorlar. Bir vatandaş istedi yine. Soğuk suyu istedi, verdim. Soğuk suyu içti. Bekliyorum para almayı. Bardağı verdi. Bana bir tokat attı. Dedi ki, Allah'ın dedi suyunu dedi bana parayla mı satıyorsun? Ondan sonra Kenan Bey, gittim bir cami kenarına, 9 yaşındayım. Cami kenarına ağla 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 ağla. Sonra ayağa kalktım. Ve dedim ki, oturarak bu iş olmaz. O gün yaptığım, bugüne kadar ki, o güne kadar yaptığım en büyük satışları yaptım. Ve dedim ki, Serdar, demek ki oturmakla olmuyor, ayakta olman lazım. O günden bugün hep ayaktayım Kenan Bey. Hep de böyle devam edeceğim inşallah. Ne yapıyorsunuz şimdi Serdar Bey? Mali müşavirim, serbest muhasebeci mali müşavirim. Ayakta olmaz. Efendim? Masa başı. Öğretmenlik de yapıyorum Kenan Bey. Ayrıca şiir yazıyorum, kendime ait şiirlerim var. Harika. Kendime ait tiyatro oyunlarım var Kenan Bey. Öyle mi? Evet, tiyatro oyunlarım var. Sahneye konuldu mu hiç oyunlar? Evet, evet. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Yönettiğim oyunlar var. Bu arada parantez içinde, eğer buradan belli bir miktar kazanabilirsem, İzmir'deki engelli arkadaşlarımızın belli bir süre kadar salon tahsis ücretlerini karşılamak istiyorum. Onlar da oyun sergiliyorlar. Onların salon tahsis ücretlerini karşılamak istiyorum. Böyle Kenan Bey. Umarım gönlünüze göre olur Serdar Bey. Çok teşekkür ederim. Kimle geldiniz? Yaklaşık 33 yıllık arkadaşımla geldim. İlkokul 1. sınıftan beri benim arkadaşımdır. Bir türlü peşimi bırakmadı. Burada da peşimi bırakmadı. Yusuf Kenan Örnek. Kendisine teşekkür ederim. Sözü kendisine verelim. Tabii ki. Yusuf Kenan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Ben Yusuf Kenan Örnek. İzmir'de oturuyorum. Serdar'la dediği gibi, yani 33 yıllık bir arkadaşlığımız, dostluğumuz, hatta bunların yanı dışında bir kardeşliğimiz var. Yani kendi öz abime nasıl güveniyorsam, Serdar'a da o şekilde güvenirim. Çünkü hayatımda bazı noktalarda bana çok farklı dokunuşlar oldu. Hmm. Bana ve benim gibi birçok arkadaşımıza dokunuşlar oldu. Hiç ayrılmadık. Bu Adana'dan ayrıldı Serdar Bey. Alaşehir'e geldi, Manisa'ya. Ben askerliğime geldim Manisa'ya. Öyle mi? Arkasından Serdar Manisa'dan İzmir'e geçti. Ben Manisa'daydım. Ben de İzmir'e geçtim. İstanbul'a geldi, ben de geldim peşinden. Serdar nereye, ben oraya. İkimiz, şimdi neredesiniz? Şu an İzmir'deyiz. Kendisi de İzmir'de, ben de İzmir'de. Serdar Bey İzmir'de olduğu için siz de İzmir'desiniz. Biz de, evet, biz de İzmir'deyiz. Yani o İstanbul derse biz İstanbul'da olacağız. Harika. İnşallah hayatımız bu şekilde devam eder kendisiyle. Muhabbetiniz daim olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki aileler ne diyor? Evli misiniz? Çoluk çocuk var mı? Evliyim. İki çocuğum var. Ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkürler. İtirazlar aileler, oluyor mu? Ya şunu söyleyebilirim. Yani kendi annem, babam da Serdar'ı, dört kardeşiz biz, beşinci çocuk olarak görürler. Öyle mi? Yani şu an Elazığ'dalar kendileri. İstediği zaman, geçtiği zaman Elazığ'dan mutlaka yanlarına uğrar, hı-hı, ellerini öper, öyle geçer. Çok güzel, çok güzel. Yani her türlü iki aileden de biz destekçiyiz. Harika. Teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Serdar Bey, kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Kaseye konulan mısır gevreği üzerine genellikle hangisi dökülerek tüketilir? A. Süt, B. Turşu suyu, C. Şalgam, D. Maden suyu. A. Süt. Son kararım. Çok teşekkür ederim. Sizde evlilik var mı? Var Kenan Bey. Çocuk var mı? Şöyle, yaklaşık 5 yıl önce evlendim eşimle. Eşimin hamilelik süreci bayağı bir sıkıntılı geçti. Şu an tüp bebek tedavisi olumlu sonuç verdi. 7 aylık bir hamilelik süreci var. İnşallah kız babası olacağım. Oo, Allah tamamını erdirsin. Çok teşekkür ederim. Şimdiden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yalnız şöyle bir şey var Kenan Bey. Şimdi biz bayağı bir tedavi süreci geçirdik. Hı-hı. Yalnız bir doktor beyle tanıştık. Sağ olsun ilgi alakası muhteşemdi. Bizi stresten aldı, sıkıntıdan aldı. Dedi ki rahat olacağız arkadaşlar dedi. Bu işi bir şekilde çözeceğiz. Hı-hı. Hocam dedim, eğer dedim çocuğum olursa göbek adını Tahir koyacağım. Şimdi aklım direkt erkeğe herhalde gitti. Kız oldu abi. Adını Karya, göbek adını Tahir koyduk. Yani Tahir'e olacak. Koysaydınız bari. Yani ne yapalım? Tahir dedik, Tahir olacak yani hocam ya. Aynen. Ne yapalım? Şimdi çocuğa nasıl anlatacağız biz de bunu Kenan Bey? Ben ondan biraz sıkıntılı tabii şey yaşıyorum. Hani Abdülkerim olsaydı doktorun ismi ne olacaktı acaba? Ya Kenan Bey, öyle süreç geçirdik ki. Yani neler, yani neler yaşadık. Ama o duyguyu da bir taraftan tabii anlayabiliyorum. Tabii abi. Kenan Bey, şimdi şöyle bir durum var. Benim biraz nasıl söyleyeyim? Sağlık demeyeyim de böyle kendime özgü problemlerim var. Anlatın Serdar Bey, yabancı yok. Nedir onlar, ne oldu? Hemen anlatıyorum. Tabii, şimdi buyurun. Kenan Bey, ben kan görünce sonra değerli birili, yani çok diyaloğum olan birinin işte bir hastalığını veya bir şeyin üzüntüsünü görünce bana bir şey oluyor, gözlerim kararıyor. Neyse, eşim beni aradı ağlayarak, acil dedi, gelmen lazım. Siz pat? Ben hemen oradayım. Yok, hemen oradayım. Yok Allah'tan. Onu, tabii. Bir gittim, ağlamış, gözler şiş. Ne oldu ya dedim. Daha ilk bu tedavi süreçlerinde. Doktor hanım dedi, seni görmek istiyor. Beni neden görmek istiyor dedim ya. Ne oldu, bir sıkıntı mı var dedim. Hayır dedi, seni görmek istiyor. Ne oldu peki dedi, neden ağladın? Ya dedi, bilmiyorum. Tamam dedim, bak ben başıma geleceğini biliyorum ya. Tamam dedim, sen git. Doktor hanımla konuşurken telefon ses kaydı al. Bana dinletirsin. Hayır dedi, illa seni istiyor. Tamam dedim, geleyim. Neyse gittik. Doktor hanım işte başladı anlatmaya. İşte dedi, bir ameliyat olacak dedi. Hı hı. O anda eşim de dedi ki, anestezi uygulayacak mısınız? Ben de şöyle, doktor hanım evet anestezi uygulayacağız deyince eşimde bir korku, bir şey oldu. Ben de o arada yavaş yavaş gittim tabii. Gittim yere, yani doktor dedi bu sefer benlik bir şey yok falan dedi. Neyse ondan sonra eşim de diyor ki, beni biliyor ya. Ya bırakın dedi, birazdan ayrılır, biz devam edelim diyor. Tabii ki birazdan ayrılacak, o devam edelim diyor. Kenan Bey, doktor da hanım da diyor ki, ya vallahi ben bir şey yapmadım, hemşirelere geldi. Şimdi beni sedyeye yatırdılar. Ben o ara bilincim yerinde, ancak müdahale edemiyorum. Gözlerim de kapalı. Konuşamıyorsunuz. Konuşamıyorum da. Duyabiliyor musunuz? Ki, her şeyi duyuyorum. Ya diyeceğim ki, ya sıkıntı yok, rahat olun, bana bir soğuk yere yatırın, ben kendime gelirim diyeceğim. Diyemiyorum. Neyse ondan sonra yavaş yavaş kendime geldim. Oradan biz çıktık, eve geldik. Şimdi eşimle oturduk. Şimdi ne oldu dedik yani. Ben niye geldim oraya? Eşimin derdini bıraktık. Herkes benimle ilgilenmeye başladı. Ya dedim, beni çağırma böyle şeyler. Yani benim sıkıntım var. Kenan Bey, anneme diğer odada iğne vuruyorlar. Benim aklıma geliyor. Diyorum ki, iğneyi şimdi koluna batıracak diyorum. Orada ben bayılıyorum. Orada diyorlar ki, biri bayıldı diyorlar. Annem diyor ki, o benim oğlan, birazdan ayrılırsın, sıkıntı yok. Vallahi bakın böyle şeyler var. Kenan Bey, böyle problemlerim var. Yani aşamıyorum çok olsun, bunu. Çok hoşsunuz Serdar Bey. Ama Kenan Bey, hakikaten ilk, ama şöyle ortaya çıktı. Kenan Bey, ilk defa kan veriyor. Yani hayatımda ilk defa kan vereceğim. Çünkü hı-hı, kandan etkilendiğim için hakikaten korkuyordum. Hı-hı. Bu arada hakikaten kan bağışı muhteşem bir şey. Kenan Bey, verebilirsiniz. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Kenan Bey, tabii ben bakmıyorum. Hanımefendi iğneyi batırdı. Dedik, Serdar Bey dedi, elinizi böyle sıkın sıkın dedi. Tamam dedim ben de. Ben böyle duruyorum, bakmıyorum. Neyse, hanımefendi dergi, yanıma oturdu, dergi bakıyor. O anda ses geliyor, gırç 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 gırç. Kenan Bey, ben böyle bir baktım. Bu kadar torba, içi dolu kan. Ya dedim, hanımefendi bu kan kimin kanı? Kaç kişinin dedim burada? Dedi ki, sadece sizin, sadece sizini duydum ya, orada ben iptalim zaten. Orada ben gittim.
Neyse o hemşireler, doktorlar, ya diyeceğim ki sakin olun, ayrılacağım da. Neyse ayrıldıktan sonra dedim hemşire hanım, yani böyle bir şey söylenir mi dedim ya. Ne söylememi bekliyorsunuz dedi. Ya dedim böyle bende kan kalmadı dedim, bu kadar kan aldınız. Ya kansızlıktan gideceğim. Yani böyle sıkıntılarım var. Sizce onlar bilmiyorlar mıdır? Bence biliyorlardır. Neyi? Siz birkaç damla kan için mi gitmiştiniz? Ya ben öyle zannettim Kenan Bey. Benden bu kadar kan aldılar. Yani bende kan kalmadı. O an onu düşünüyorum. Şimdi ben kan kalmayınca ben öleceğim düşünüyorum yani. Serdar Bey. Yani böyle ya Kenan Bey. Biraz evet. Sıkıntılarım var tabii ki Kenan Bey. Abi daha beterinden korusun. Amin. Beterinden korusun. Amin Kenan Bey. Çocuğunuz için de şimdiden kutluyorum. Sağlıkla, sıhhatle kucağınıza almayı nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz Serdar Bey. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde evet. Sorumuz geliyor. Halk arasında hangisine cırcır da denir? A. Gırgır, B. Fermuar, C. Langırt, D. Gamboç. Nil Kara İbrahimgil'den dinlediğiniz Kek adlı şarkının sözlerinde hangisi geçmez? A. 3 yumurtayı kırdım önce. B. Portakal dilimledim ince ince. C. Göz kararı da biraz süt kattım. D. Vegan tarifi uyguladım. Kenan Bey, Kenan Bey, burada seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Nil Kara İbrahimgil'den dinlediğiniz Kek adlı şarkının sözlerinde hangisi geçmez? A. 3 yumurtayı kırdım önce. B. Portakal dilimledim ince ince. C. Göz kararı da biraz süt kattım. D. Vegan tarifi uyguladım. Süreniz 10 saniye. Düşününce sen de elektriği hissedince kalktın. Sevgili seyircilerimiz %97 oranıyla D şıkkı demişler Serdar Bey. Siz ne dersiniz? Evet Kenan Bey, D şıkkı vegan kesinlikle barizdi Kenan Bey ya. Şu an ona mı kahrediyorsunuz evet. Serdar Bey? Yani şu an sağ tarafa doğru gidebilirim Kenan Bey. Gitmeyin efendim. Yok, tamam yerindeyim. Tamam yerindeyim. Gitmeyin. Kenan Bizim... Bey, bu arada çok özür dilerim, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi sizin de kız babası olduğunuzu biliyorum. Kız babası olmanın nasıl bir duygu olduğunu bana açıklama şansınız var mı? Harika ya? Serdar Bey, başka sorularınız da var mı? Röportaja yok, başlasak. Yok Kenan Bey. Eminim bunu başka kız babaları vardır, onlardan duymuşsunuz ama tabii muhteşem bir şey. Her şeye evet demeye hazırlayın kendinizi. Öyle mi? Evet. Kenan Bey bu arada... Çünkü kızları ayrı diyemiyorsunuz. Ha. Yani ben zorlanıyorum. Sırada 5. sorumuz var Serdar Bey. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi kış mevsimi içerisindeki dönemlerden birinin adı değildir? A. Erbayin, B. Hamsin, C. Hazan, D. Zemheri. Burada telefon jokerimi kullanmak istiyorum Kenan Bey. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Ramazan Serhan Yardım, Aytaç Bozkuyu, Levent Kanıbir. Kimi arayalım? Ramazan Serhan Yardım arayalım. Yakınlığınız nedir? Kendisi benim mali müşavir arkadaşımın eşi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli. Şu an kendisi otogaleri işiyle uğraşıyor Kenan Bey. Kışı mı iyi bilir, Türkçesi mi iyidir? Kenan Bey, yani büyük ihtimal, yani kışı iyidir. Kışı iyi mi bilir kesin, Ramazan Bey? Büyük ihtimal iyi bilir Kenan Bey. Çünkü doğuda görev falan yapmıştır. Bakalım ne olacak? Umarım doğru cevabı verir Ramazan Bey. Alo.
İyi akşamlar Ramazan Bey. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Sağ olun Kenan Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Serdar Şimşek 5. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Öyle mi? Evet. İnşallah yardımcı oluruz. Buyurun. Umarım efendim. Serdar Bey şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım evet. Buyurun. Hangisi kış mevsimi içerisindeki dönemlerden birinin adı değildir? Erbain, Hamsin, Hazan, Zemheri. Hangisi kış mevsimi içerisindeki dönemlerden birinin adı değildir? Erbain, Hamsin, Hazan, Zemheri. Hazan. Hazan. Teşekkür ederim Serhan abicim. Türkçe ile aranız iyi olduğunu anladım baştan. Oyunlarda yazıyorsunuz çünkü. Evet. Bilebileceğinizi tahmin ettim. Ama yine imdadınıza silahlı kuvvetler evet, yetişti. Evet, her zamanki gibi. İyi ki varlar, iyi ki varlar, hep var olsunlar. Şimdi anımsadınız mı Hazan yani, neydi? Hazan mevsimi. Evet. Ya Kenan Bey. Hazan yağmurları. Evet, Hazan yağmurları. Yani nereye götürüyor sizi, hangi mevsime? Yaz mevsimine götürüyor. Harikasınız, sonbahar olacaktı Serdar Bey. 6. sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk kadın oyunculardan olan ve 1996-1997 tiyatro sezonundan beri anısına her yıl adının geçtiği bir tiyatro ödülü verilen kimdir? A. Cahide Sonku, B. Afife Jale, C. Safiye Soyman, D. Fatma Aliye. Bolu, Afife Jale, son kararım. Tebrik ediyorum Serdar Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tiyatro oyunu yazan bir yarışmacımız olarak bu soruyu bilmeniz mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Bilmeseydiniz üzerdiniz. Evet. Siz de üzülürdünüz herhalde. Kesinlikle üzülürdüm. Sıra geldi ikinci baraj sorusuna Serdar Bey. 50 bin lira değerinde. Hazır mısınız? Hazırım Kenan Bey. Sorumuz geliyor. Jules Verne'in hangi adlı bir romanı vardır? A. Cibuti'de bir Cibutili'nin başına gelenler. B. Şili'de bir Şili'nin başına gelenler. C. Çad'da bir Çadlı'nın başına gelenler. D. Çin'de bir Çinli'nin başına gelenler. Kenan Bey, %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Şili'de bir Şilinin başına gelenler. D. Çin'de bir Çinlinin başına gelenler. Kenan Bey, Bolu, Şili'de bir Şilinin başına gelenler son kararım. Olsun. Canımız sağ olsun. Kesinlikle. Canımız sağ olsun. Ne diyorsunuz Serdar Bey? Vallahi ne diyeyim? Güzel bir duygu yaşadım bugün. Güzel bir yıl geçiriyorum. Güzel haberler aldım. Yaşınızın ilk gününü. Evet, ilk gününü 5 bin lira ödülle kapatıyorum. Teşekkür ederim. Çok da Yusuf Kenan Bey gülüyor. Bundan sonra anlatacak çok şeyiniz olacak herhalde. Kenan Bey, lütfen ya biz onun çok şeyine gülüyoruz. Öyle yani mi? Ben yarışma bitti, ufak bir anısını anlatayım. Lütfen buyurun. Ya bir arkadaşımız kötü durumdaydı. Biz yani normal bilmeden bir ziyaretine gittik. Aha. Evde bir telaş, bir hengame. Arkadaş bir antidepresan ilaçları aldım diye işte ailesi öğreniyor. Hastaneye götürüyorlar, biz peşinden gidiyoruz. Hastaneye varıyoruz. Serdar Bey de yanımızda. İşte doktorun yanına hastayla beraber ben girdim. Hı hı. Yani istifa etmesi gerekiyor ki yani ilaçlar çıksın. Olmadı. Kömür bir ilaç verdiler. İçsin de
alsın diye. Olmadı, mideyi yıkayacağız dediler. Serdar Bey ve diğer arkadaşlarımız da kapı dışında bekliyorlar. Kapı da Amerikan Texas filmlerindeki gibi yani ikiye açılıyor, kapanıyor. İşte hortumu mideye doğru atarken arkadaş zorlandı, bir yüksek sesle bir bağırtı yaşadı. Hı hı. O bağırtı sesini kapı arkasından duyan Serdar Bey ellerini ağzına dayayarak istifa ederek hastayla beraber çöp kovasına yani istifasını sunuyor. Doktor da orada diyor ki arkadaşım diyor sen değil hastanın istifa etmesi gerekiyor diye. Yani o derece sağlık açısından tehlikeli bir arkadaşımız. O yüzden herhangi bir hastane bir olay olduğu zaman onu söylemiyoruz da yani çok uzun süre sonra duyuyor bizden. Evet. Ama her koşulda dostunun yanında olmak, onun çektiği acıya ortak olmak böyle olsa gerek. Tabii ki. Yani istifa ederken tabii. Onunla beraber istifa tabii, tabii. Etmek. Tabii. Hep beraber. Hep beraber. Tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Gerçekten empati yeteneğiniz muazzam Serdar Bey. Efsane. Süper ya. Çok memnun oldum sizi tanıdığımıza. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evladınız için söylediğim gibi tekrar tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. 5000 lirayla uğurluyorum Serdar Bey size. Böyle alın lütfen. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar.